Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce internet bir azizlik yaptı. Nasılsınız, iyi misiniz? Güzel, mutlu bir akşam olsun. İnşallah bu niyetle başlıyoruz ve bugün çok kıymetli bir konuğum olacak. Sayın Zeynep Rengin Sakıoğlan Efendi birazdan konuğum olacak ve kendisiyle aşk üzerine konuşuyor olacağız. Zeynep Rengin Hanım'ın kitapları var arkadaşlar. Ben de sipariş verdim. Kendisiyle ben tevafuk üzere tanıştım. Ve kendisine ulaştım. Ve sağ olsunlar canlı yayın teklifimi kabul ettiler. Birazdan onu davet edeceğim. Kendisini davet edeceğim. Bir arkadaşımız ses ve görüntü hakkında yazabilir mi? Tekrar azizliğe uğramayalım. Canlı yayın azizliğine uğramayalım diye yazıp yazarsa sevinirim. Ondan sonra Sayın Rengin Sakıoğlan Efendi'yi davet edeceğim. Biriniz yazarsa çok sevinirim. Ses ve görüntü iyi diye. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Zeynep Rengin Hanım Efendi'yi hemen kendisi de yayına katıldılar zaten, sağ olsunlar. Rengin Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Öyle söyleyeyim. Şunu biraz aşağı aynen in. Öyle. Evet. Şöyle bir ayarlama yapayım ben de. Evet, ben de yapayım hemen. Yapmıştım ama hemen tekrar ayarladım. Evet. Şimdi benim sizinle tanışma hikayemi bir parça izin verirseniz anlatayım. Sonra konuya girelim. Tamam. YouTube'da bir şeyler izliyorum ondan sonra. Baktım sizin videolarınızdan, YouTube kanalınızdaki videolarınızdan bir tanesi önüme düştü. Allah Allah dedim. İzlemeye başladım. Ben izledikçe Allah Allah demeye başladım. Etkilenmeye başladım. Bu etkilenme sonra sizin YouTube videolarınızın müdavimi olmama sağladı. Neredeyse sizinle de paylaşmıştım. Burada arkadaşlarla da paylaşayım. Haftada en az 2-3 videonuzu izliyorum ve gerçekten sadece bir anlatıcı değil, bunu deneyimlemiş, yaşayan biri, bunu bedeniyle, haliyle de yansıtan biri olduğunuzu ben kendim şahitlik ediyorum açıkçası ve çok şükür size ulaştım. Siz de o kadar mütevazı, o kadar naziksiniz ki size yazdım, sizinle lütfen canlı yayın yapsak olur mu? Tamam, olur. Hani bu tarz cevaplar gelince dedim ki tamam, yani çok güzel bir insanla buradayız. Konumuz aşk, Rengin Hanım. Sizinle aşkı konuşmak istememin nedeni, bir aşıkla aşık konuşulur. Öyle düşünüyorum. O yüzden ben bir aşığı dinlemek istiyorum bu akşam. Aşığın aşk anlatışına şahitlik etmek istiyorum. Buyurun. Konumuz aşk. Şimdi Buyurun. Bir kere çok güzel şeyler söylediniz. Sizin gönlünüz öyle demek ki. Çünkü gönül lisanı birbirini tanır. Düşünceler de tanır ama gönüller de tanır. Ve en çok da tanışabildiğimiz yer gönül alanı. Diğer alanlarda çok fazla tanışabildiğimizi düşünmüyorum. O yüzden gönülden, gönlümden gönlünüze selam olsun. Sonsuz selam olsun. Şimdi aşk konusu gerçekten çok hem heyecanlı hem çok derin, çok katmanlı bir konu. Tabii ki bunu söyleyebilmek, ifade edebilmek yaşanmışlıklarla mümkün. Ve bunu deneyimlemekle mümkün. Şimdi ben evrene baktığım zaman, yani bunu hiçbir deneyimim olmadan baktığım zaman, bütün alemlerin aşkla döndüğünü görüyorum. Yani dünya güneşin etrafında aşkla dönüyor. Ay öyle dönüyor, öbürü öyle de. Bütün galaksiler ve bütün hareketler bu manyetizma üzerine bir hareketi var. Tabii ki şimdi bunu ilmen söylediğimiz zaman veya duyduğumuz zaman belki bize bir şey ifade edebilir. Ama biz memleketimizde, topraklarımızda olan yaşamış muazzam güzel gönüllere baktığımız zaman onların da aşkla hareket ettiğini görüyoruz. Yani
bir Mecnun, Leyla diyerek dağları dermiş. Tabii dağları dermek ne demektir? Bizim ego katmanlarımız, nefsimizdeki o alana ulaşmak doğru. Bunu ilmiyle de görebiliriz. Ama bir Yunus Taptuk'la aşkını yaşamış. Bir Mevlana bütün aşkı yüzünden kendi kimliğini, benliğini, ilmini Şems'le birlikte bırakmış. Şimdi burada şöyle bir şey tabii ki görebiliriz. Çok kuvvetli bir duygu bu, yani çok kuvvetli. Fakat bu kuvvetli duygu bizi nereye taşıyor, nasıl taşıyor, ne kadar taşıyor, ona bakmamız lazım. Tabii şunu söyleyebilirim, yani bu Matrix denilen bu yazılım, Allah yazılımı, öyle söyleyeyim. Aşk üzerine var. Nereden bunu görebiliyoruz veya en azından duyabiliyoruz? Hak yarattı alemi uğruna Muhammed'in diyor. Ve Muhammed de Habiballah. Şimdi Habibullah ne demektir? Yani çok sevgilisi olmakla alakalı bir durum. Şimdi bu çok sevgili olmakla alakalı bir durum üzerine bir alemi seyrediyoruz aslında. Bir alemin içinde bir bedenimiz var. Doğru mu? Daha önce bunu tabii ki böyle fark eden biri değildim. Ama ben 6 yaşından beri hep aşığım, yani öyle. Yani ve bu neden böyle oluyor hiçbir fikrim yoktu doğrusu. Ve bu aşkı bir zerrede yaşayıp ondan sonra eyvah kaybettim fikri, düşüncesi ve hissi sonra bir başka türlü bir şey yaşamaya sebebiyet verdi. Ama sonra şunu fark etmek tabii ki çok önemli. Her bir zerrenin kendisinde olan bir durum bu. Kendi derininde, derununda var olan bir yaratılış sırrı bu. Şimdi bunu kendinde fark edene kadar dışarıda hüsranlar kaçınılmaz. Şimdi Yunus Emre ile Taptuk Emre Hazretleri arasındaki o ilahi seyir sülü aşk olarak tanımladınız. Şüphesiz ben tabii de sizin ki. Hepsinin arasındaki aşk çünkü. Evet. Çünkü yani Yunus köyünü kendini terk etti ve böyle bir duyguda en sonunda kendini terk edecek bir duruma geldiğin zaman bu senin, öyle söyleyeyim şimdi, DNA'larına, RNA'larına sıkıca kaydolan bir şey. Ben bunu nasıl söyleyebiliyorum? Şöyle, mesela ben bu zaman içinde ben Harakani'ye aşığım. Hayırdır diyorum kendime. Yani nasıl yani? Mesela 8. İmam Rıza'ya çok aşığım. Ya hayatımda ya öyle bir mezhep durumum yok, haberim yok, ilgim yok, hiçbir şey bilmiyorum. Ama 8. İmam Rıza dendi mi ben biliyorum ki çok aşığım. Bunu benim için biliyor. O kaydı öyle bir etmiş ki onu biliyor. Şimdi bunu şu her şey yani külli şeyin falan her şey yok olabiliyor. Fakat bu eğer gerçekten varsa bunun yok olmadığını biliyorum. Hazreti Muhammed'e de çok aşıklığım var ki bütün sistemler yani sizin kendinizde olan sistemleri fark etmek üzere bir yolculuğa çıkıyorsunuz daha sonra. Yani bu aşkı bir daha hiç kaybolmamacasına nasıl bulabilirim diye. Çünkü çok güzel bir duygu. Bana göre korku da çok kuvvetli bir duygu. Yani o kadar kuvvetli bir duygu ki ve benim deneyimimde şöyle bir şey var. Korkunun zıttı aşk. Yani eğer aşk varsa korku yok. Korku varsa aşk yok. Yani çünkü eğer o aşk seni kapladığı anda korkmak veya başka bir şey aklına gelmez. O seninle var olmaz. Ama en ufak bir düşünce veya
korku veya tereddüt girdi mi orada da aşk olmaz. Böyle bir, bu da bir güvenlik durumudur, bir eminlik, yani bir eminlik yaratan bir şey. Tabii ki aşk konusu, başka şeyler konuşuruz şimdi. Aşıklıktan maşıklığa geçmek gibi bir durum da var burada. Çünkü eğer biz alemde gördüğümüz zerrelerdeki aşkı kendi içimizdeki özümüzün bir yansıması olarak seyretmiyorsak, görmüyorsak ve o kişiye bağlı tutuyorsak, kişileri sevebiliriz, hiç şey yok. Ama o zaman o zerrelerden bize hüsran gelmek durumunda. Bunu çünkü özümüz çok izin vermiyor. Eğer orada bağımlı tutuyorsak, bağlı olmakta bir sakınca yok ama bağımlı olmakta bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ama aşk konusunda evet, daha başka şeyler de konuşabiliriz yani. Eyvallah. Tabii şöyle, o kadar böyle hoş tanımladınız ki aslında siz bir seyri sülûk tanımladınız. Yani tabii. Seyir ve bir sülûk etme, bir görme, bir şahit olma halini tanımladınız adeta aşkı anlatırken verdiğiniz örneklerle. Bu noktada aslında sizinle de telefonla da görüştüğümde bir soru da hazırlamadım açıkçası. Siz de talep etmediniz. Ben aslında burada gerçekten bir hani bir irfani bir sohbet olsun. O mihenkte, o niyetle sizinle buluştuk. Böyle de gidiyor çok şükür. Öyle akmaya var. Evet. Şimdi insanların şöyle yani şimdi bu alemde annenize bir aşk duyuyorsunuz, babanıza duyduğunuz var, arkadaşınız var, sevgiliniz var, çocuğunuz olursa var veya çiçek, böcek filan. Fakat bunların hepsi, eğer siz bir beşeri zihniyetteyseniz, zihniyetiniz beşeri ise, yani sadece bu beş duyu algılamasına okey olan bir durumunuz varsa, o zaman bu beş duyuyla olan atomik bedenimiz evet bir yere kadar sever, sevmez değil, sever, çok da sever. Ama oradan negatif bir şey geldiğinde sevmeyi bırakır. Sevemez. Böyle bir durumumuz var. Şimdi peki sen beni seviyordun, şimdi sevmiyorsun. Böyle bir şey olur. Fakat algımız başka bir yöne doğru yönelmeye başladığında bizim gönlümüz genişlemeye başlar. Ve gönlümüzün genişlemesiyle birlikte ilk önce yani benim zevk ettiğim, fark ettiğim şey böyle oldu. Allah denilen, görünmeyen, kuvve olarak bilinen, daha önceleri belki gökyüzündeydi, daha sonra biraz daha yakındı, şah damarından yakın. Peki yakınsa bu nasıl olur, nerede olur, ne şekilde olur diye bakmaya başladığınız bir noktada. O zaman daha başka bir deneyime doğru gitme durumunuz var. Kendi bu benliğinizle ve hatta burada bütün düşünce sistemlerinizi, hatta beyninizi, düşünebildiğiniz her şeyi bırakmak gibi bir durum var. Çünkü düşüncenin ötesinde var olan, yani ben şunu şöyle de söyleyebilirim. Yani bir WhatsApp yazılımında olduğunu fark ederseniz, o zaman bu bilgisayarın merkezini görmekle, fark etmekle, görmek değil ama fark etmekle. Çünkü zatıyla münezzeh olan bir kuvveyi o türlü görmek manasına değil ama esmaları, şimdi esmaları öyle söyleyebilirim veya zuhurda edilen şey. Şimdi peki benim bununla ilişkim nedir? Yani o zaman. Yani çünkü bu noktada şöyle bir şey zuhur ediyor. Tamam, ben yokum. Zaten bu sistem var ve Allah var ve benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Yani ben zaten bir şey değilim. Aslında burada sadece aşkın bir değişime uğraması noktası var. Çünkü bu sistem içinde siz varsınız. Varsınız. Peki nasıl varsınız? İşte o zaman Rabbinizin aşkı giriyor devreye. Yani ve Rab denilen mekanizmayı kendinizde fark etmeye başladığınız zaman, işte çünkü o zaman
Ancak buradaki varlık alemindeki kendinizi sevebilme imkanınız var. Neden? Rabbinizden dolayı. Buradaki rolünüzden dolayı. Hangisi olursa olsun ondan dolayı. Hangi şekilde olursa olsun bundan dolayı. Ve bu olan şekil ve olan durumdaki halinize, özünüze kabul edip sevmeye başladığınızda bu sefer başka bir aşk başlıyor. Evet. Çünkü Allah aşkı ve muhabbeti tabii ki her şeyden üstündür ama orada gerçekten bütün alemleri kapsayan ve sizin o sırada, o gönül anında ol dediğinizi her şeyi olduran bir durum var. Doğru. Çünkü bütün yani Adem bedeninizle berabersiniz ve bu Adem bedeniyle birlikte galaksilere de ulaşırsınız. Ulaşan bir durumunuz var. Çünkü biz şu anda burada ikimiz ayrı bir zerre gibi duruyoruz. Sanki birbirimizden ayrıyız, uzaktayız. Böyle bir makine var aramızda. Ama hakikatte böyle bir şey yok. Aynen. Bu ayrılık yok, bu mesafe yok, bu zaman da yok. Ve zamanın ve mesafenin olmadığı yere ulaşabilen şey o muazzam aşkın duygusu. Evet. Böyle bir şey. Şimdi sözünüzü balla keserek şey geldi gönlüme. Niyazi Mısır Hazretleri'nin savmu salatı haç ile sanma biter zahit işin. İnsanı evet. Kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Eyvallah. O dörtlüğünü Nutku Şerif'inde siz aşkı tanımlarken fark ediş ve bunu zevk etme hali dediniz ya, bu bir irfani bir hal olsa gerek. Çünkü o zevk etmeye ancak bir irfanla ulaşılabilir. Bu noktada aşkı irfanla nasıl bağdaştırırız? Ya da bunu konuşmak. Şimdi irfaniyet dediğiniz zaman irfan Arafat'a çıkmak demektir. Arif olmak demektir. Eyvallah. Şimdi irfaniyet arif olmak demekse men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Yani ben neye irfan olacağım? Nefsime irfan olacağım. Yani benim bu nefs denilen manyetik alanda, bu matrix'te benim sevebilme kapasitem nedir? Veya benim noksanım nedir? Çünkü kişi noksanını bilmek kadar irfaniyet olmaz. Yani benim burada, çünkü orada hazret denilen, hazır olana ulaşmaya çalışan bir içsel hareket var. Yani bu irfan gerçekten burada ulaşabilmem için, çünkü Allah sistemine şahit olduğunuzda, çünkü nedir? Eşhedü. Eşhedü nedir? Aynel yakin. Yani ben şahidim. Nedir? Böyle bir sistemin var olduğuna şahidim. Yani oku diye başlıyor değil mi Hazreti Muhammed'in kitabında, yani bizim kitabımızda, yani evrenin kitabında. Yani sen bu evrenin kitabını oku. Ve nefsik ediyor. Yani nefs kitabıdır bu evrenin kitabı. Şimdi burada bir sürü bence yanılsamalar var. Nefse çok büyük suç bildirimleri var. Halbuki eğer nefsinize irfan, arif olduğunuz zaman nefsin mutmain mertebesinde ismi hak olur. Hakka eş olur. Yani böyle bir duruma geçebilen bir manyetik alanda bulunuyoruz. Böyle bir durumumuz var. Eyvallah. Şimdi gerçekten buna bir arif olmaya başladığımızda, yani ilk önce Allah'a bir şehadet gerekir. Ne demek Allah'a şehadet? Yani bu sistemin bir yazılım olduğunu ve ben bu sistemin içinde bir bedenim var. Bu bedenimde işte çöpçü müyüm, kral mıyım, kadın mıyım, erkek miyim? Sadece bir rol oynayan bir bedenim var. Fakat bir sebeple var, doğru. Ve aslında aşkla var. Çünkü yazılım aşkla, Habibullah zevkiyle yazılmış. Peki ben bu zevki yaşayabiliyor muyum? Yani bu kimliğimde bunu alıp kabul ettim mi? Bunu zuhur ettiriyor muyum? Bu böyle seyredebiliyor muyum? Veya böyle bakabiliyor muyum? Nasıl bakıyorum? Yani ben ne yapıyorum? Yani ben kim? Şimdi bu Allah sistemini gördüğünüz zaman ve içinizdeki zatına bir isim veremediğiniz zaman, yani bir isim olamadığı zaman
Ama bu sistemi okumaya başladığınız zaman nasıl? İşte bir mürşitle olabilir. Şu anda herkes mürşit, yani orada sıkıntı yok. Yani bir ilimle olabilir. Ben öyle olduğunu görmedim ama olabiliyor demek ki. Ama o zaman bu sistemi fark ettiğinizde, böyle bir şeyin içinde bulunan bir bedeniniz olduğunu fark ettiğinizde, sistemle savaşmayı bırakıp, uğraşmayı bırakıp, bunun Habibullah zevkini hiç olmazsa burada yaşayabilirsiniz. Yani yaşamaya doğru bir yolculuk var. Şimdi bunun ötesi var mı? Var tabii ki. O zaman, çünkü siz eğer Rabbinize bir farkındalığınız olduysa, bana göre gönül evi Mekke'dir, burası da Medine'dir ve Rab'le alakalıdır. Yani Rabbinize arif olan bir durum vardır. Orası biraz daha farklı adımlarla yürünebilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Ama o zaman sizin kendinize aşık olmanız da mümkün. Çünkü yani Yaradan'ın bir şeyine kusur bulmak yerine, ya ne güzel olmuş diyebilme durumunuz var. Teşekkür ederim, ne şahane, veya wow falan, veya biraz daha fazlası. Yani bu şimdi daha nasıl olabilir? Çünkü orada kullanabileceğiniz bir sürü sistem var. Çünkü mesela şöyle de diyebilirsiniz: ben bu vücudu hiçe sayıyorum ve bu alandan çıktım. Yani ben hiç durumunda kalıyorum diyebilirsiniz ve ben bu role hiç girmiyorum bir daha. Bunu diyebilirsiniz veya lazım olduğu kadar girersiniz, girmezsiniz veya bu rolün en yüksek kapasitesi nedir acaba? Yani bu, çünkü yazılı bir rol. Acaba bu nereye kadar gidebilir gibi bir zorlama da yapabilirsiniz. Evet. Bunların hepsi aşktan. Ben mesela daha önce mürşidime sormuştum, ya bu kadar bu savaş var, şu var. Bunların hepsi aşktan demişti bana. Yani ay hayırdır demiştim. Yani nasıl bir aşk bu böyle? Yani bu kadar öyle. Daha sonra bunun, evet doğru, hepsinin böyle bir zevk olduğunu fark etme durumu zuhur etti diyelim. Evet. Şimdi aşkın yaşanacağı şeyi ben kendim tayin edemediğimi de gördüm. Yani mesela şöyle bir deneyimimi anlatayım size. Lütfen. Bir gün çok 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 üzgündüm. Ama ne kadar çok üzgünüm size anlatamam. Çok üzgünüm, çok 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 üzgünüm. Ve bir yerde uzandığım yerde gözüm açık, simsiyah bir perdeyimde, simsiyah. Ama ben böyle bir siyah bu alemde görmedim. Görmedim. Bu kadar siyah yok yani, öyle bir şey. Aa dedim, galiba kör oldum. Bu ne şimdi? Ondan sonra, fakat kör olduğum halde ben bu siyahı görüyorum. Demek ki kör olmadım dedim yani. Siyah görüyorum çünkü. Ve birdenbire o siyah indi ve bir güneş gördüm. Bu güneş gibi değil. Nasıl bir aşk var o güneşte? Ve ben onun içinde öyle, hani bir 100 yıl kalabilirdim. Öyle bir şey. Nasıl bir güneş burası? Mesela bunu söylediğim zaman şu anda sizin de gördüğünüzü görüyorum. Çünkü öyle mümkün, bu mümkün. Nasıl bir aşk, bir güneş? Pembe güneşler diye bir şiir yazdım bundan sonra. Benim Eyvallah. pembe güneşlerim diye. Çünkü ve o zaman şunu anladım ki bu alem hakikat aleminin az bir kopyası. Az bir kopyası. Yani çok daha güzel her şey. Çok daha parlak, çok daha müthiş, çok güzel yani. İnanılmaz bir şekilde. Yani burada bu bedenimin görebileceği, deneyimleyebileceği kadar değil. Şimdi bu aşk mı? Evet, bu aşk da evet. Onu çok iyi biliyorum ve pembe güneşlerim diye bir şiir yazmıştım ondan sonra. Onu sonra olmazsa bir okuyabilirim de. Güzel olur. Zaten şöyle Evet, şimdi gördüm. Evet. eyvallah. Aşktan konuşurken
O kadar güzel aşkla siz anlatıyorsunuz ki ben de burada aşık aşık seyrediyorum açıkçası. Çok haklısınız. Şimdi bana mesela Mevlana'yı sorsalar, ben Mevlana'yı ziyaret gittiğimde orada duruyorduk şeyin içinde. Bir arkadaşım var, hatta Angelika Akbar piyanist arkadaşım. Dedi ki, "Aa, Mevlana burada," dedi. "Aa," dedim. Döndüm bir baktım, gördüm Mevlana'yı. Ve bana sorsalar, "Ben Mevlana nedir?" diye saf aşk derim. Öyle bir şey yok yani. Gördüm çünkü. Ona şimdi şahit oldum. Yani bu, evet, bir başka boyutun buraya açılmasıdır. Doğru. Ve fakat ben görünce siz de görürsünüz. Mesela ben şu anda Mevlana'yı gördüm, aa dediğim şeyde siz şu anda bakıyorsunuz, siz de gördünüz. Onu biliyorum. Bu mümkün çünkü. Sizden bir şey kaçmıyor. Yok, estağfurullah. Yani şimdi bu pembe güneşleri gördüğümde şöyle bir şey yazmıştım, paylaşayım beraber. Lütfen Çünkü buyurun. ben sonra, çok affedersiniz yani, onu öyle söylemeyeyim, başka türlü söyleyeyim. Yani elimde olmadan böyle, ay yok öyle değil, şiir yazdım. Yani ben yazıyorum. Yani mesela bir lokantaya gidiyorum. Aa, geldi oluyor. Gelince geliyor filan. Böyle bir şey. Yani geldi. Ne geldiyse o geliyor. Ve ben yazıyorum. Yani peçeteye yazıyorum. Bilmem nereye yazıyorum. Ha, geliyor diyorum, yazıyorum filan, böyle bir şey. Bu nasıl olduğunu o sırada hiç düşünmedim yani. Herhalde 1.000 tane falan yazdım böyle. Sonra Güneş Bazen Mavi Doğar kitabımı da Evet. öyle yazdım. Yani düşünerek, planlayarak ben şunu yazayım demedim. Onu Hayır. sormak istiyorum zaten. Yani not aldım buraya. Güneş bazen mavi Eyvallah. doğar, uslat. Sonra kısaca bu Çanakkale bestesine mutlaka değinmek istiyorum. Çünkü Aa, evet, Çanakkale gerçekten acayip beni onu etkiledi. ayıplayın. Şimdi burada mesela bu pembe güneşlerle alakalı güllerin kokusunu artık hissetmeye başladım. Şimdi böyle bir şey söyledim. Şimdi şunu da düşündüm. Ya neden güller de planetler değil yani? Yani Hazreti Muhammed gülle anılan bir durumu var. Gül kokusuyla, tamam, şimdi biliyoruz gülün frekansı şöyle böyle. Fakat Muhammedi bir şey yani, Habibullah denilen bir durum var orada. Ve yeryüzünde buradaki Matrix'te zuhur eden bir şey. Bu Matrix'le alakalı. Güllerin kokusunu artık hissetmeye başladım. Gülleri güneşimle birbirine bağladım. Şimdi güllerin güneşle bağlanması, güneş sizin aslında üçüncü şakranızdır bir şekilde. Fakat benim dediğim pembe güneşti, bu gönlümle alakalıydı. Ve o güller o güneşle bağlı olan bir şeydi. Sular şırıl şırıl akmaya koyuldu içimde. Hepsini bir yol edip Kabe'ye odakladım. Şimdi bütün hepsi bir Kabe. Şimdi Kabe bu alemde evet bir yer, bir nokta. Ama Kabe sizin gönlünüzdeki nokta-ı Süveyda ve sizin Kabe'niz var. O yüzden bir Kur'an bir gönül sahibiyle okunabilir. Çünkü onun Kabe'sinden açığa çıkabilir. Yepyeni yazılabilir. Her an yazılan bir şeydir. Ateşim nur oldu, kor idi, beyzalandı. Yazılan tüm yazıları silip defterimde topladım. Her hissim gül, her fikrim amber oldu. Yaşadığım her aşkımı bir gönülde sakladım. Eyvallah. Şimdi bu da böyle bir şey. Şimdi ben seni sevdim, öbürünü sevmedim diye bir şey yok. Hayır, öyle bir aşk var ki orada. Çok sevdiğim bir şey var hep böyle. Örümcekten fulyaya, örümcek en korktuğum şeydi bu arada. Benim sonra güle uzandım. Ben alemi bir anda tek adımda turladım. Eyvallah. Yaratırım durmadan çeşitleri, türleri. İnan aralarında sevdim en çok gülleri. Şimdi ben buraya kadar yazmıştım. Beni yetiştirmeye gayret eden kişi dedi ki, ismini koy. Peki dedim. Güllerden demet yaptım. Rengin dedim adına. Hepsini ondan aldım. Saçtım tüm yarattıklarıma. Şimdi böyle bir şey çıktı ortaya. Ondan sonra... Güzelmiş. Eyvallah. Yani bu pembe güneşle ve bu güllerin bağlantısını, bu alemdeki frekansla o muazzam aşk halini
pes pembe olan, harikulade olan şeyi birbirine bağladığım için oldu. Şimdi bu güneşlerle ilgili benim böyle bir serüvenim var. Ben bu kitabı yazdım. Ay dedim, yani böyle bir kitap oldu şimdi. Bunun adı ne acaba dedim. Adı ne dedim. Önümde mavi güneş gördüm. Apaçık. Yani gözüm açık, önümde gördüm. Aa dedim, güneş bazen mavi doğuyor demek ki. Ve daha sonra bunun Hopi yerlilerinin de bundan bahsettiğini gördüm. Daha sonra Google'a girdiğim zaman bu alemde de mavi güneş fenomeninin yaşandığını gördüm. Ama bunu böyle görünce adı Güneş Bazen Mavi Doğar oldu. Güneş her renk doğabilir. Kitabın çıkış serüveni bu şekilde mi başladı? Çünkü onu merak ediyorum. Çünkü kitabı daha okuyamadım. Neyin serüveni? Güneş Bazen Mavi Doğar kitabınız var ya, şimdi kitap elime daha ulaşmadı. Onu büyük bir heyecanla bekliyorum açıkçası okumak için. Ama bu kitaba dair konuşmalarınızı, anlatılarınızı izlediğimde, yani oradan bir nebze bilgim var. Ama yayından önce dostlarımız hani çalışmaları neler falan diye bana yazmışlar sizin için. Ben de sizin kitaplarınızın isimlerini gönderdim. Ben çalışmadım. Hı-hı. Yok yok, kitabın şeyini, hikayesini soruyorum. Hani o nasıl gelişti? O hikaye, o serüven çok merak ettiğim bir şey. Şimdi bir kere şöyle, yani benim serüvenimde mesela yıllar önce herhangi bir topluluk vardı. Oraya katıldığımda bana bir kelime, bir cümle söylediler. Ben normalde Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum, iş kadınıyım. İşte şöyle yaparım, böyle yaparım diye planları olan biriyken birdenbire bu kelimeyi duyunca kurban rolü oynuyorsun dediler. Benim beynimde şimşekler çaktı. İki gün kimseyle konuşamadım. Üçüncü gün ne oluyor dedim. Bir hafta sonra gittiğimde şu cümleyi kurdum aynı yerde. Alem benim aynammış dedim. Eyvallah. Ben artık kimseye kızamam, teşekkür ederim dedim. Bu alem benim aynam. Şimdi alem benim aynam da nasıl ya? Peki diyorum ki sen, alem senin aynan ama kızıyorsun. Peki alem senin aynansa Allah nerede burada? Yani Allah ne demek oluyordu şimdi gibi olayları çözümlemek zorunda kaldım onun üzerine. Şimdi bunu yaparken, yani ben Melami bir mürşidim oldu. Bu Melami mürşide gelene kadar bir sürü bir şeyler oldu hayatımda. Çünkü benim şöyle bir halim vardır. Ben tadına bakmadığım şeyden bahsetmem. Çünkü bilmiyorum. Yani bu tasavvufta da vardır, bilirsiniz. Yani sudan bahsederler, bildim zanneder beynim. Yo, suyla rakıyı koy, aynı görür. Peki içtiğin zaman anlarsın hangisi o, hangisi bu değil. Yani senin deneyimin olması gerekir. Eyvallah. O yüzden yani girmediğim şey kalmadı, yani böyle burası mı böyle mi falan derken. Ama daha sonra bu başka zoomlarımda da bahsetmiştim. Ben dedim hacca gideceğim, bakacağım orada ne yapıyorlar. Böyle bir şey. O yayını izledim, evet, çok güzel bir yayın. Evet, yani orada ne oluyor? Hazreti Peygamber makamında bunu istedim ben. Yani bu nasıl olacak? Ve ondan sonra benim bir mürşidim oldu 16 sene kadar. Melami'ydi kendisi. Onunla birlikte, evet, bu alemi okumanın ne demek olduğunu bir nebze fark edebildiysem fark etmişimdir. Böyle bir şey. Ve onunla birlikte olmaya başladığım an ben deli gibi şiir yazmaya başladım. Yani böyle hani şeyden boşanırcasına, hatta yani şöyle bir deneyimim de oldu. Bir gün şeyde oturuyorduk, bir şeyde böyle bir tatil köyünde. Yani birdenbire bana böyle avaz avaz yanımda biri söylüyor bana. Dedim ki ben şey yapayım yani, bir peçeteyle iskirto kalem aldım, yazdım bunu. Ve o sırada o kişi bana dedi ki, bu sendin bunu söyleyen. Aa, sesli söylüyor. Benim bir burada sesim var, bir başka yerde mi sesim var gibi bir durumum oldu. Evet, sonra bunu
anladım nasıl bir şey olduğunu. Ve bir şey yazarken mesela güneş bazen mavi doğarı. Evet, ben bir şey yazmaya başladım. Gece 3'te kalktım yazdım. 4'te kalktım yazdım. Öyle yazdım. Böyle şimdi dedim. Şimdi değil. Şimdi şöyle böyle bir şeyler. Ve böyle bir durum ortaya çıktı. Daha sonra yine yazdığım bir sürü şey var. Bir sürüsü bir baktım habire şiir oluyor. Yani şiir yazayım diye bir şey düşünmüyorum. Şiir oluyor kendisi. Eyvallah. Ondan sonra şimdi şarkı olmaya başladı, albüm olmaya başladı. Yani oluyor yani böyle bir şey oluyor. Bunu düşünerek, planlayarak yapmışlığım hiç yok. Hiçbir zaman yok. Ama bu böyle oldu. Yani hani birine desem ki ben biliyor musun işte bunun için yaptım. Hayır, öyle bir şey için yapmadım. Öyle bir şey bilmiyorum daha doğrusu. Şimdi şeyde bakayım onu bulabilecek miyim? Bulurum herhalde. Öyle yani aşk konusu tabii ki yani Allah aşkı ve muhabbeti denilen nokta pahalı bir şey. Yani öyle yani bu alemdeki serüveninizi tamamen terk etmenizi talep eden bir şey. Yani sen bunu mu okuyacaksın yoksa yaşadığın serüvenle mi devam etmek istiyorsun? İşte birinin annesiydin, babasıydın, çocuğuydun, işte iş kadın mıydın, şu muydun, bu muydun, bunu mu istiyorsun? Yoksa bu kitabı okuyacak mısın bu evrene, okumak istiyor musun? Ve bu yanında eş kabul etmeyen bir şey. Yani o yüzden teklif edilmeyen ama taliplisinin yapmaya başladığı bir şey diye düşünüyorum. Evet. Çünkü öyle yani yapacak bir şey yok. Teklif edilen bir durum değil. Bu zamanda insanların kafası çok karışıyor, bunu görüyorum. Çok fazla bilgi var tabii ki. Ben hepsine teşekkür ediyorum bütün bilgilere. Ama yani böyle bir yoldan geçmeden, bunları kafa karışmadan sentezleyebilmek çok kolay olsun inşallah, öyle diyeyim. Sizinle bu konuda o kadar çok hemfikirim ki, çünkü Evet. Bir dolu bilgi enformasyonu yağıyor resmen böyle ve yağıyor. İnsanlar gerçekten bir nefs terbiyesinden geçmeden bu bilgileri hazmedemiyorlar. Ve gerçekten sonra az önce verdiğiniz detay çok önemli. Ben tatmalıyım. Yani onu deneyimlemeliyim. O zaman evet bu benim halim. Evet bunu o zaman kabul edebilirim dediniz ya. Şimdi öyle bir şey oluyor ki Rengin Hanım. İnsanlar bildiğinde kendilerini bilge zannediyorlar. Ve bu bizi öyle bir şirk noktasına götürüyor ki bilgi başka bir şey, bilgelik bambaşka bir şey. Malumunuzca biliyorsunuzdur zaten. Eyvallah. Bir de yani bu türlü bildiğiniz zaman ben hiçbir şey bilmiyorum dersiniz. Biliyorum demezsiniz ki zaten. Zaten malumdur sizce de. Bilenler biliyorum demez. Yok. Olanlar oldum demez. Yok. Değil mi? Eyvallah. Diyemez zaten. Tabii. Diyemez. Çünkü bilgi dediğiniz şey de sonsuz. Olmak dediğiniz şey de sonsuz. Yani nereye oldum, ne oldum, hayırdır bir şey olduğum falan yok. Ama şöyle yani bunda şeyi çok seviyorum ben Ümmü Sinan'ın yani Ebu Sud'la olan karşılaşmasında diyor ya nedir baba senin derdin diyor. Ümmü Sinan da diyor ki şimdi diyor Allah aşkı veya Allah'ın bilgisiyle Muhammed'in bilgisi eş mi diyor. Ya baba diyor çok kolay bunun cevabı işte Allah bilgisi şöyle bir yuvarlak olsa ortasındaki nokta gelmiş, geçmiş, gelecek, peygamberler, bilgeler, felsefeler hepsinin ki bu kadar diyor. O da diyor ki orayı anladım da seninkisi burada nerede onu anlamadım diyor. Neyse yani şimdi bunun gibi çünkü bu o kadar muazzam geniş ve sizin kapsamı yayamayacağınız derecede bir birleşkeleri birbirinde barındıran bir şey. Fakat aynı zamanda çok da enteresan, gönül evinde bulunduğunuz zaman
Hepsinin sizinle birlikte olduğunuza çok eminsiniz. Çok. Eyvallah. Mesela şu anda öyle. Gerçekten. Çok eminsiniz o zaman. Hiçbir tereddütünüz yok. Hiçbir acaba şunu mu bilseydim, bunu mu öğrenseydim, acaba böyle mi olsaydı diye bir şey yok. Ama çok da samimi söylüyorum. Bir gönül dostuyla olunca bu daha kolay oluyor. Eyvallah. O kadar haklısınız ki bu seyahati naçizane ben de yaşamış ve yaşamaya devam eden biri olarak Aynen. bir gönül sultanıyla bir adım atıyor olmak bambaşka bir keyfiyet. Çünkü o apayrı bir himaye. İnsanın hakikaten huzurda olduğunu hissediyor olması bambaşka bir şey. Ve az önce şöyle hani Ümmü Sinan hadisesini tarif ederken ilim noktasını yani anlatırken siz malumunuz Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. İlim bir noktaydı, cahiller çoğalttı diye. Bir hak ereni, bir hak dostu şöyle diyordu, çok hoşuma gidiyordu. Aşk bir noktaydı, cahiller çoğalttı. O Doğru. sözü değiştirerek söylüyordu ve çok güzel söylüyordu. Hani konumuz da aşk olduğu için hakikaten baktığımda bir de şey dikkatimi çekti Rengin Hanım. Şimdi bir baktım 40 dakika geçmiş. Ne ara 40 dakika geçti? Ciddi Çok, misiniz? evet, çok şükür farkında, zamanın geçtiğinin farkına varmadım. Ben de hiç farkına varmadım. Eyvallah, nadir yayınlardandır. Hani Bana sorsanız 5 dakika. bana da sorsanız ben de 5 dakika derim yani o derece. Evet. Yani daha bir 5 dakika ya oldu ya olmadı. Buyurun. Yok. Şimdi burada şunu da çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Eğer aşkı istiyorsan, bu bir yabancı bir şeyin söyleme. Hiç sevmemeyi gönlünde titreştir. Vibrate heartlessness diyor. To let the heart in. Yani bu tabii ki böyle hani şeyden ezberden olması değil. Çünkü zihnin kesinlikle girmemesi gerekiyor işin içine. Çünkü zihin girdiği vakit, yani beşeri zihin girdiği vakit hissi formatladığı için ve kalıplara koyduğu için gidebileceği bir yere götürtmüyor orasına. Yani bence ilk önce beşeri bir zihinden bir uruç gerekiyor. Yani bir oruç gerekiyor. Yani benim bu beşeri zihnim işte belli bir kalıbı var. İşte yani mesela şu kalem gibi. İşte bu kalem yazar. Yani ne yapar? Bunu yapar. Şimdi bu niye küvet değil diye bir soru soramam ben buna. Küvet değil çünkü yani. Bu kadar bir şey. Beşeri zihinde böyle bir şey yani. Ha bu formatı korumaya çalışır kendi aklınca, şeyince, amigdalayla. Bunun da bir sıkıntısı yok. Ama buradan bu medeti ummak bir sıkıntı bir şey. Çünkü şeytan, iblis denilen şey de budur zaten. Yani başka bir yerde bir iblis falan yok. Yani öyle. Zaten Niyazi Mısır Hazretleri öyle diyor ya, şeytanı dışarıda ama içeri bir bak orada oturuyor zaten diyor. Tabii, yani Kovamadıktan sonra diyor hep orada oturacak o diyor yani. evet, yani bu formatta, bu atomik formattan başka bir şey yok diye ısrar eden bir libas, bir elbise varsa bu zaten o format oluyor. Başka da bir şey olmuyor. Bu da kimde var? Şimdi alemlere ve en çok bende var. Eyvallah. Çünkü yani bunu dışarıda bir yere formatlamak çok saçma. Yani bunun ötesinde fark edilen sistemler ve sizin evet ademiyetiniz görünürüz. Ama ondan sonra evet burada yani bu bedende olan biten her şeye çok teşekkür etme süreci başlayabilir. Bundan zevk alma da olabilir. Bunu, yani bir noktada bir tiyatro sahnesi seyrediyoruz. Fakat sıkıntı şu ki tiyatroda oynayan bir bedenimiz var. Şimdi habire bu bedene diyoruz ki ay ne biçimsin, öbürü daha bak krala bak daha iyiydi, aman öbürü çöktü gitme onun yanına falan. Ya yapma diyorum ben yani. Yok ya öyle bir şey yok. Yani sadece böyle bir oyun var, böyle bir şimdi la ilahe illa Allah, yani Allah sonunda ilah olur. Yani bir rüyalar aleminde yaratılmış bir sistem burası. Yani illüzyon.
Peki bu illüzyonda kavga ediyoruz bir sürü illüzyonla. Biz rüyada kavga içindeyiz. Peki bu rüyayı istediğim vesaire çevirmek mi? Aşk rüyası olsun olmaz mı? Olur vallahi. Olur. Yani şimdi sen öyle yaptın çünkü sen böyle. Çünkü senin beynin ay tamam yani. Bu çöpçüye bak, öbürü bilmem ne, bak ne kadar yükseldi falan. Bir yere bir şey yükseldiği falan yok yani. Sadece rolüne güzel oyna yani gerçekten. Ama burada tabii sizin burada almanız gereken, yapmanız gereken ve açığa çıkarmanız gereken illaki olan neyse onu yaparsınız. Mesela ilim bir noktaydı, cahiller çoğalttı denilen şeyde Alan Muadil ismidir o da. Eyvallah. Şimdi Muadil ismi nedir? Ben kusur bulamam. Yani cahilse cahil. Yani Ebu Cehil denilen fenomen yani. Hazreti Peygamber'in tam karşısında durur. Adem'in tam karşısında şeytan durur. Yani İsa'nın karşısında bir şey. Musa'nın da Firavun durur. Yani o bilinç açığa çıktı mı bu büyüklükte bir şey durur. Bu film sahnesinde, bu tiyatro sahnesinde ve bu tiyatro sahnesinin kabul etmediği bir tane bir şey var. Çünkü polariteyle işler. Aslında hakikati aşk üzerinedir ama kabul etmediği bir şey var. Senin rolün benden daha yüksek. Yok. Burası yok burada. Zaten yok. Rolün içinde olduğumuzu, aslında rolümüzü oynadığımızı, evet. Hatta bu öteki benden yüksek, ben ondan aşağıdayım gibi o rolü gerçek kılma hali aslında bizi bu yoğun düşünceler içerisinde itiyor ya. İşte aşk burada, o aşkı hisseden kişi gerçekten rolünden sıyrılmayı, gerçekten buranın bir illüzyon olduğunu, bir rüya alemi içerisinde gerçekmişçesine yaşadığımızı fark edebiliyor. Ama hani Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi, aşk gelecek, her şey tamam olacak. Ve de şöyle bir şey söylüyor Yunus, aşk gelince gördüm ki hepsi bir uzun heceymiş diyor. Evet. Ve bütün kitapları, mitapları hepsini içine koyuyor. Bir de bir kelime haline bile söylemiyor, bir hece diyor. Bir uzun hece diyor yani ve bunu gördüm diyor. Bu iş eyvallah gerçekten öyle yani. Çünkü eğer böyle bir hele bu alemde karşınızdaki bir zerrede bunu yaşayabiliyorsanız, bu birlikteliği hissedebiliyorsanız bu çok kıymetli, çok eşsiz, çok bulunmaz bir şey. Bunun kıymetini inşallah biliriz. Öyle yani. Bir gönül dostuyla sohbet, birlikte olmak. O seni tanır, sen onu tanırsın. Burada bir sürü yaptığın şey başka türlü olur. O iki. Bir Hazreti Peygamber bir Ali ile bütün alemi değiştirdi. Ve Hazreti Peygamber'i ilk Hatice tanıdı. Şimdi tanıması ne demektir? Kendisinde o alanın açık olduğu içindir. Yoksa Muaviye tanıyamadı. Tanıyamaması Muadil isminden tanıyamaz. Yani onun suçu filan olduğu için değil. Hayır. Ama o formatta olduğu için. Yani Veysel Karani'nin dediği gibi, yani siz hiç Muhammed'i gördünüz mü der Ali'ye, Ebu Bekir'e, Ömer'e. Yani çünkü görmenin ne demek olduğunu bir kere gördün mü de bu görmeden ayrılmayacağını bilir ve bunu söyler ve Ali de der ki bir kere gördüm. Yani yanında durarak değil ama bu alemde benim bir şiirim vardı. İyi ki birlikte nefes aldıklarımdansınız. Hepinize selam olsun diye. Yani bütün gönül dostlarıma söylüyorum bunu buradan. Yani gerçekten. Böyle kıymetli nesnedir aşk. Kıymetli nesnedir. Ama bir dışarıdaki bir zerrede değil de sizin içinizdeki bir fenomen olmaya başlayınca sevmeyi seversiniz. Sevmeyi de seversiniz. Çünkü buradaki bu rüyada, bu illüzyonda daha güzel, daha kıymetlisi yok. Bunun gibi. Şeyi açabilir misiniz? Dem. Şimdi siz bana şey sordunuz, dem. Şimdi benim şöyle bir deneyimim oldu.
Gerçekten daha tuhaf şeylerim de var ama onu birlikteyken konuşalım. Eyvallah, yok. Zaten o ayrı bir sohbet konusu olacak. Sizi ben ziyarete Yaparız. geleceğim, Tamam, biliyorsunuz. yaparız. Kahve sözümüz Fakat akar. Çanakkale'ye gittim bir arkadaşlarımla. Bir dakika, şunu açmayalım. Buradan bir ayarlamak istiyorum. Dem parçasını isterseniz çalabiliriz, sonra hikayesini anlatabilirim. Buyurun. Bir tane de şunu da söylemek istiyorum. Güftesini benim yazdım. Bestesi Angelika Akbar ve Hakan Aysev'in söylediği. Aşkına aşık biçareyim ben, Mecnun'a döndüm divaneyim ben, ateşe atlayan pervaneyim ben diye bir parçam var. Bu aşkla ilgili olduğu için. Orada da çok komik bir şey olmuştu. Sevgili Hakan Aysev dedi ki, Rengin Hanım dedi, efendim dedim, ben dürdane olamam dedi. Aa dedim, olursunuz. Nasıl olacağım dedi, ben böyle dev gibi bir adamdan dürdane mi olur dedi. Ondan sonra ve ben o zaman şey dedim, Hakan Bey'e, dürdane dedim, denizin en dibinde bir istiridyenin içinde yetişmiş en değerli inciye denir ve insanı kamili remzeder. Ve siz dürdane olun ya dedim. Ve Ya. denizler, sular, bütün gökyüzü bile deniz, deniz benim zevkimce, öyle diyeyim. Çünkü hem su buharı var hem her şey var. Ama en derinliklerinde bir incinin zuhura gelmesi, bütün sıkıntılar, o sedefin kabuğunun içindeki bütün kapalılığa rağmen pırıl pırıl parlayan bir şey haline gelmesi, işte bütün bu sıkıntılı kapalı ortamdan aşkın oluşmasıyla o insanı kamilin zuhur etmesi ve çok sevmesi ve bütün aleme, bütün yaratılışa, yaratıma çok severek nazar etmesi, gönül etmesi. Bu bile, ben şunu çok iyi biliyorum, bir zerre bunu oluştuğu vakit ve bunu hissetmeye başladığı vakit milyonları etkiler, hemen etkiler, hemen olur. Hiç merak etme, başkası nasıl olacak diye, olur zaten, olur. Zaten böyle de olmuştur yani. Çanakkale şehitleri durumunda ise, şimdi biz Çanakkale'ye gittik ve tuhaf bir gün o gün, gerçekten 10-15 tane arkadaş beraberiz. Bakıyorum, gökyüzü bir tuhaf, hani böyle olur ya, gökyüzü tuhaf, tuhaf yani. Yeryüzü tuhaf. Ne oluyor diyoruz. Böyle yağmurlar iniyor, duruyor. Gökyüzü yine tuhaf, tuhaf. Ve benim hiçbir fikrim yok. Ve zannediyorum ki bir şehitlik, bir şey ziyaret edeceğiz. Ve o şehitlik ziyaretinde de bir şey oluyor. Yani bir şey ben seyrediyorum. Fakat benim hiç düşündüğüm gibi bir şey olmadı. Evet, o ziyaretleri yaptık. Conk Tepesi'ne geldik. Conk Tepesi'ne geldik, benim kafam bir düştü. Böyle hiç bana sormadı. Yani düşer misin, düşmez misin? Böyle bir sorusu olmadı. Ama benim kafam bir düştü ve kafamın burasında nasıl bir bağırıyorlar. Diyorlar ki, bugün için doğdun sen. Ay diyorum, ben bugün için doğmuşum. Tamam yani. Ama yer göğe iniyor, gök yere çıkıyor, hepsi birbirine giriyor. Gerçekten fiziki alanda böyle. Ve 1 saat kadar, 1,5 saat kadar ne kafamı kaldırabildim, ne tek kelime konuşabildim. Öldüm ve dirildim ve yine öldüm. Bugün için doğdun sen diye bağırıyorlar devamlı. Ben de diyorum, acaba 30 Ağustos bunun için miydi, benim doğum günüm? Zafer Bayramı, yok diyorum, bundan alakası yok diyorum. Bir daha hiçbir düşünce kalmadı bende. Ve ondan sonra hani arkadaşlarım da, buna şahit olan da oldu. Arkadaşlarımdan yani bir iki bir şey anlatayım diyorum, anlatamıyorum. Yani anlatılacak gibi değil. Fakat eve geldiğimde 2-3 satır yazdım. Bunun müziği de var dedim. Bir söyledim, anca uyuyabildim gece 3'te. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Çanakkale şehitlerinden bana dolaylı, inanırsınız inanmazsınız, bir mesaj geldi. Seni duyduk, rengini duyduk, sözünü yerine getirdi. Bizim için çalar mısın bunu?
Ne zaman istersen yanındayız dediler. Böyle bir şey oldu. Ve benim zevk ettiğim şey de şuydu. Bir zerrenin bir enerji alanı var. Türkiye'nin de var. Yani bir kanepenin de var enerji alanı. Yani hepsinin var. Ve Türkiye üzerindeki Mustafa Kemal Atatürk'le Muhammed Mustafa sanki zıt gibi duran enerji alanı bitti. Hesaplar ödendi, bitti denilen bir durum yaşadım. Ve bunu da o şarkıya koydum. Öyle bir şey oldu. Şimdi Rengin Hanım, yani bir saatlik bir yayın yapacağız ve 55 dakikası doldu. Aktı nehir gibi aktı gitti. Eyvallah. Yani o kadar keyifli, yani soru sormaya haddim aşmaksa ihtiyaç bile duymadım. Hani sadece ara sıra hani katılımcı olmak, sizin enerji alanınıza, sohbetinize girebilmek için birkaç kelam etmeye çalıştım. Çünkü o bile benim için şeydi, bu manada çok önemliydi. İyi ki sizi bana göstermiş Allah, buldurmuş, öyle söyleyeyim. Çünkü tesadüf yoktur, malumunuz tevafuk vardır. Aynen. Tanışacak insanlar mutlaka, buluşturulacak insanlar bir gün mutlaka bir sebep dahilinde buluşur ve tanışır. Ben sizinle Evet. tanışmamı buna bağlıyorum. Ve Ben de. bir sebep vesilesiyle işte burada video sebepli de ben videonuzu izlemeye başladım. Ondan sonra size ulaştım. Bu sebep aslında Allah tanışmamızı istedi. Sohbet etmemizi istedi. Kendisinden konuşmamızı istedi. Ve o şekilde de bu yayını açtık. Tekrarını isterim. Yayının tekrarı olsun isterim. Vakit Seve seve. ayırırsanız seve seve, yani ben de böyle talep ediyorum. Siz seve 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 dediniz ya, ben... seve. Çünkü bu güzel söylediğiniz sözler hepsi size ait. Çünkü öyle bir birliktelik, bir sohbet böyle akıyorsa bir gönül onu kabul ediyordur. Yoksa olmaz. Öyle. Eyvallah. Şöyle Allah nasip ederse tekrarki yayınlarımızda mutlaka soru da sorarım. Şimdi DM'den arkadaşlar atıyor, buradan görüyorum ama sen hiç soru sormadın diye. Arkadaşlar, ben Rengin Hanım'a soru sormak istemedim. Sadece dinlemek istedim. O muhabbet enerjisi alanına girmek istedim. Kendisi de zaten normalde Rengin Hanım paylaşma mahsuru var mı bilmiyorum. Biz telefonda daha çok soru cevap yapıyoruz sizinle. Telefonda Rengin Hanım arkadaşlar konuşurken biz aslında orada soru cevap yapıyoruz. Çünkü öyle bir akıyor ki bir bakıyorum 20 dakika geçmiş. Biz yine 20 dakika konuşmuşuz. Hatta yanılmıyorsam geçen gün keşke bunu yayın yapsaydık dedim ya. O şekilde. Evet, biz demek ki böyle konuşalım. Öyle oluyor zaten. Son demeyeyim ama yayının sonuna doğru geldiğimiz için birkaç kelam etmek isterseniz lütfen buyurun, söz sizin. Ama ben dediğim gibi en kısa sürede tekrar sizinle oturup bir konu üzerine olur, bir konusuz olur, muhabbet etmeyi, aynı enerji alanında bulunmayı, yani huzurda olmayı talep ediyorum sizden. Siz de kabul edin. Estağfurullah, benim için de aynı. Eyvallah, benim için de aynı, çok zevkle. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün alem Nur-u Muhammedi'den yaratılmış. Benim Nur-u Muhammedi aktivasyonum var. Neden aktivasyon? Her zerrede var. Ne şekilde olurlarsa olsunlar var. Ve bunun kendilerine ne kadar iyi geleceğini biliyorum. İsterlerse bakabilirler, kullanabilirler kendilerinde. Çünkü alem bundan yaratıldığı için buna çok eminim. Eyvallah. Öyle. Herkese şifa olsun, kolaylık olsun diyorum. Arkadaşlar, Rengin Hanım'ın YouTube videolarını lütfen izleyin. Evet. Vakit ayırmayın. Vaktinizi ona göre ayarlayın. Oturun izleyin. Ders niteliğinde çok şey alırsınız. Yani gönlü bu tarafa akanlar çok şey alacağına inanıyorum. Evet. Rengin Hanım'ın Güneş Bazen Mavi Doğar, Vuslat kitabı var. Mutlaka Çanakkale bestesini dinleyin. Evet. Ama bize de dua edin. Yani Eyvallah. Şimdi seneler önce bir Almanya'dan biri demişti ki bu Allah'a ulaşmak çok pahalı. Allah Allah dedim, nasıl ya? Ben o sırada yoktu bu kadar böyle bir şeyler. Her şey çok pahalı dedi, yani nasıl ulaşacağız? Ben şimdi bütün bu yayınlarımı, bütün bu aktivasyonlarımı hiç ücretsiz oraya koydum. Canı gönülden hani o pahalı denilenlerin kolaylıkla ulaşsınlar.
Hiçbir ücrette olmasın. Ama dediğiniz gibi bütün Zoom'ların bir eğitimdir aslında. Yani bir Rab lisanını okumaktan kendini okumaya geçmekle alakalı. O zevkle dinlerlerse çok inşallah faydası olur. Valla hani benim için bir saat nasıl geçti? Bunu üçüncü kere tekrar ettiğimiyim. Farkındayım. Ama bence katılımcı dostlarımız için de aynı enerji oldu. Yüreğinize sağlık. Gönlünüze sağlık. Burada olmanız gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Çok çok teşekkür ederim. Ben yeniden de. Buluşacağız. Sevgiler. Görüşmek üzere. Herkese teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için bizi. Sevgiler. Çok görüşmek teşekkürler. üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.